Ben Türk halk müziği farklı insanın yüreğine kültürünü taşıyor. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şimdi hemen soruma geçmek istiyorum. Aslında soruma geçmeden önce Çanakkale klibini size izletmek isterdim ama onu biraz tutuyorum. Ardından yayına vereceğiz. O zaman devam ederiz. Şimdi biz Çanakkale ile ilgili El ele Çanakkale. El ele Çanakkale kampanyasını başlattık. Evet. Daha önce de Türkiye Eğitim Sen'den konuklarımızı aldık. Şimdi gerçekten bize mükemmel bir destek verdiniz. Bu desteği neden destek verdiniz? Çünkü ben bunu doğa olarak sormak istiyorum. Bu kampanyanın neden neyi sizin dikkatinizi çekti? Çünkü Türk Eğitim Sen Türkiye'de çok önemli bir kuruluş. Evet. Neden el ele kampanyasına Türk Eğitim Sen destek verdi? Neden destek veriyor, verecek evet. diyorsunuz? Ben öncelikle mübarek Kurban Bayramı'nın aziz Türk milletine, Türk İslam alemine hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bayramı kutluyorum. Doğu TV izleyicilerini ve halkımızda sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Ayrıca bu programı bu şekilde getirmenizden, güzel bir program yapmanızdan dolayı da sizleri kutluyorum. Şimdi sizin de belirttiğiniz gibi daha önceki programımıza ilçe temsilcimiz, ilçe başkanlarımızdan Akın Yurdagülen katıldı. Evet. Bizim adımıza programımızla ilgili bir takım bilgiler bize getirdi. Biz de zaten yaptığınız duyurulardan el ele Çanakkale'ye projenizi izliyorduk Doğu TV'den ve ilgi duymaya başladık. Yani bu projenin daha gelişmesi, geliştirilmesi ve mutlaka bizim de katkımızın olması gerektiğini düşündük. Ve ben şu anda burada Türk Eğitim Sen Genel Merkezi adına bulunuyorum şube başkanı olarak. Bu konuyu genel başkanımızla, genel sekreterimizle ve yetkililerle görüştüm. Ve bizim Türk Eğitim Sen camiası olarak el ele Çanakkale'ye projesine destek vermemiz gerektiği konusunda birbirimizi ikna ettik ve sizlerleyim. Buna neden böyle bir destek vereceğimizi ister şimdi anlatayım ister daha sonra anlatayım. Tabii ileride zamanlar şimdi bugün bayram. Hem eğlenelim hem coşalım evet. hem de Çanakkale'yi öyle bir vurgulayalım ki bu bayramda herkes bugün sizin stand başlattığınız gibi herkes kalbinde başlatsın. Tabii siz herhalde bunu ya tanıtacaksınız önceki çekimlerinizde veya bununla ilgili bir açılım yapacaksınız tabii bununla herhalde. Bununla ilgili açılım yapacağız. Ben ardından neler asıl tamam. amaç nedir soruları sorarım devam ederiz. Tamam efendim. Evet hocam size de soru sorayım. Zor soru sorma. Yok zor soru zor değil. Sanatçı kardeşlerimi fazla yormuyorum. O ses gidiyor. Evet. Şimdi sizi zaten Türk halkı tanıyor, biliyor. Bilmeyenler de bugün dost Türküler tarafından her zaman söylediğim bir şey var. İnsanoğlu ne kadar tanınırsa tanısın, ne kadar yükselirse yükselsin ama muhakkak ulaşamadığı yerler vardır. Kesinlikle. Şimdi ben kesinlikle bunu doğrudur. Farklı şekilde söylemek istemiyorum. Yine sizi tanımayanlar için gelin kendinizi tanıtın. Tabii. Ben Vanlıyım. Van Erciş ilçesindenim. İlk kasetimi 84'te yaptım. 17 albüm yaptım. 25 yıldır bu işin içindeyim. Böyle bir kaba taslak anlatayım. Ondan sonra ilk ve ortaokul liseyi Erciş'te bitirdim. İstanbul'a kaçtım geldim. Tabii kimse kaçıp gelmesin tabii ki. Öyle bir şey söyleyeyim. Kaçanlar sanatçı oluyor. Oluyorlar. Hayır. Ben gelirken tabii yani orada tabii biz halk evinde halk eğitim merkezlerinde çalıştık Erciş'te. Buraya geldim bir de sanatçı birden olmam tabii ki. 2 yıl ben Yavuz Top okuluna gittim Şehzade başında. Şan dersi, bağlama dersi aldım. Bu arada tabii ki ondan sonra kaset yaptım. Öyle birden gelip de inşaata meşhur olmadım tabii ki. Ya 25 yılda 17 albüm yaptım. İnşallah en son albümümüz size Yaram İçeriden. Yaram İçeriden. Şimdi zannedersem bu sene çıkış yapanlardan en çok satanlardan demeyeceğim. Zaten her hafta bunu vurguluyor artık. Evet, satanlar doğrudur. Demeyelim de ama doğrudur. En çok çıkış yapan parçalardan birisi. Biri evet. Halkımız sevdi ama demek ki yaralar türlü türlü. Herkes parçada kendisine bir parça bir şey bulduğu için parçayı seviyorlar evet. O zaman istersen bir eser alalım. Olur. Çünkü sorularımızı eyvallah tamam. Evet.
ceylan mısın? Yar katlime ferman mısın? Ah yüreğime ateş düştü, yar bilinmez yolda mısın? Yüreğime ateş düştü, yar bilinmez yolda mısın? Ellerimde kelepçe var, feryat figanlarda mısın? Görüşüne gelemedim, çarem bana dargın mısın? Ay görüşüne gelemedim, çarem bana dargın mısın?